Fuat sen hiç genç olmadın mı? Bu soruyu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çığırından çıkmış gösterileri eleştirdiğimde, kendi de Boğaziçi mezunu olan çok eski bir dostum yöneltti bana, hatta devam etti. O ruhu, heyecanı anlamak lazım, sen de geçmişte böyle gösterilere katılıp marşlar söyledin. Cevabımın ne olduğunu aktarmadan önce, tepkilerin asıl sebebine bakalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu, doktora ve yüksek lisansı nedeniyle 8 yılını bu üniversitede geçirmiş ama lisans eğitimini orada yapmamış. ODTÜ mezunu. Görünürdeki itiraz bu. Neden öz hakiki Boğaziçi aşiretinden değil? İkinci sebepse Melih Bulu'nun aktif olmasa bile AK Parti üyesi olması. Esasında birinci sebep bu. Çünkü geçmişte boğaz içili olmayanlar rektöre atanmıştı ama problem olmamıştı. Çünkü CHP tandanslıydılar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri işte bu atamayı protesto etmeye karar verdiğinde ve eylemlerine başladığında kuşkusuz okul civarına gelen polislere katil polis diye bağırmayı ya da okul kapılarını kırmayı akıllarından geçirmiyorlardı. Ama ne olduysa oldu önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu okula geldi ardından onunla beraber yasa dışı sol örgüt militanları gösteriye sızdılar ve olay çığırından çıktı. Ardından güvenliği sağlamak üzere orada konuşlandırılmış olan emniyet güçlerine katil polis diye bağırılıp slogan atıldı. Okulun kapıları kırıldı. Polisler provokatörleri o sırada ve ertesi sabah evlerinden gözaltına aldı. Gözaltına alınan ilk 24 kişinin sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi'ndendi deniliyor ki o öğrenciler ülkemizin yetiştirdiği en nitelikli gençler özgüvenleri sağlam onlar bizim geleceğimiz şiddet olmadıkça pekala tepkilerini demokratik yöntemlerle dile getirebilirler üniversiteler birey olmanın itiraz etmenin öğretildiği yerlerdir burada 10-15 provokatörün suçu öğrencilere yüklenemez devletin görevi provokatörleri ayırmaktır öğrencilerin nitelikleriyle ilgili söylenenler doğru ama burada çıkan olayların ardından 10-15 provokatörün suçu öğrencilere yüklenemez, devletin görevi provokatörleri ayırmaktır dediğinizde olan bitene at gözlüğüyle baktığınız ortaya çıkıyor. Polis de zaten onu yapmadı mı yani olay çıkaranlara orada müdahale edip tespit ettiklerini gözaltına aldı. Demokratik tepkilerini gösterenlerle provokatörleri birbirinden ayırdı. İşin püf noktası burada. Bunu öğrenciler yapmalıydı. Üstelik günümüz gençlerine ta 68 kuşağından bu yana provokasyonlarla ilgili bırakılan büyük bilgi birikimi, tecrübe var. Bunu değerlendirerek kışkırtıcıları anında tespit edip aralarından atacaklardı. Ama ne yaptılar? Öğrenci olmayan terör örgütü iltisaklıların okul kapısını kırmasına ses çıkarmadıkları gibi katil polis sloganlarına eşlik ettiler.'' Biz şehirden siz köyden diye dangalakça sözlerle dolu türkülerle halay çektiler. Daha da vahimi polis o provokatörleri aralarından ayıklamaya çalışınca da vermemek için direndiler ve çatışmaya girdiler. Sonuçta ne oldu? Kendisinin de Metallica ve Guns N' Roses dinlediğini söyleyip şirinlik yapan rektöre kim daha çok Amerikalı dersi vermek ve onu bir Türk ve AK Partili olduğu için aşağılamak amacıyla rektörlük binası önünde Metallica şarkıları eşliğinde bol bol dans ederek tepinir gibiydiler ya neyse protestolarını sürdürdüler. Karışan ya da engelleyen oldu mu? Tabii ki hayır.'' Demek sorun senin proteston değilmiş. Gelelim başlıktaki gibi bana sen hiç genç olmadın mı diye soran eski dostuma verdiğim cevabı. Genç oldum. Aptallıklarıma yanıyorum. Bir sürü karanlık odağın, siyahi güdümlü derin devletin, örgütlerin içine soktuğu karanlık ellerin ve terörün piyonu olarak kullanıldık. Aynı salaklık ne yazık ki devam ettiği için uyarıyorum. Bu kaotik geçmişin mirası artık günümüz gençlerinin gözünü açmalı. Eleştirim ve uyarım bu yüzden. Söylediğim açık ve net. Bizim gibi oyuna gelme, provokatörleri içinden ayıkla. Bunları yazarken bir yandan da gözüm ekranda Resulayn'a giden 268 pırıl pırıl gencimizin yolcu edilmesiyle ilgili töreni izliyorum. Ama o anda Afrin'de teröristlerle olan çatışmada şehit olan jandarma subay Abdullah Taha Koç'un bölgeye gitmeden önce bir şiir okuyarak vedası geliyor gözümün önüne. İkinci yeninin önemli şairlerinden Erdem Beyazıt'ın o unutulmaz dizelerini seslendiriyor. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Sonra birden gösteri yapanların da aralarında olduğu pek çok Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinde neyin eksik olduğunu fark ediyorum. Vatan sevgisi. Evet, vatan sevgileri ülkemize aidiyetleri yok. Artık bugün geldiğimiz noktada gençlerin şuurunu arkaik ideolojilere ipotek ettirmesi, sahip olduğu belki en değerli şeyi, yani haysiyetlerini aşağılamaktan öte bir şey değil, yaşadığı ülkenin dünyanın en berbat ülkesi olduğuna kanaat eden birinin zavallı hırçınlığına hangi müsekkin ne yapsın? Artık biliyoruz bu ülke şuurlu, yaşadığı toprağın kıymetini bilen, zor zamanda ülkesinin nöbetini kimselere bırakmadan tutabilenlerle ayakta. Ama bu sonuç gençlerin hatası değil. AK Parti döneminde ısrarla söylememize rağmen bir türlü düzeltilemeyen çarpık eğitim müfredatının sonucu. Din dersi vermekle bu işin hallolacağını sanmak çok yanlıştı. Bu düzelmediği sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DHKPC militanıdır dediği Canan Kaftancıoğlu'lar hep olacak. Fuat Uğur, Türkiye Serdar Turgut, Washington'da Trump için düğmeye basılıyor. Yeni oluşturulan Biden yönetimine yakın kaynaklar, yeni yönetimin yaşanılan türde olayların Amerika'da bir daha olmaması ve gelecekte başkanların bir daha Trump gibi davranmaya cesaret edememeleri için bazı adımlar atılmasına karar verdiğini söylüyorlar. Bu kaynaklar Biden'ın Trump'a hapis cezası yolunun ileride açılması durumunda buna izin vereceğini zaten açıklamış olduğunu Son olaylardan sonra bu yoldaki kararının kesinleştiğini belirttiler. Trump'a neler yapılabileceğinin araştırılma sürecinde eski başkanlar hakkında federal düzeyde dava açılamayacağı ve zaten Trump'ın görevden resmen ayrılmadan önce olası federal davalar için kendisine geleceğe yönelik af da çıkarması ihtimalinin yüksek olduğu tespiti yapıldı. Ancak aynı araştırma sürecinde eski başkanların yerel mahkemelerin açacağı davalardan kaçınma imkanı olmadığı da anlaşıldı. Trump'ın başkan olmadan önce ikametinin bulunduğu New York'ta özellikle büyük yolsuzluk davalarına bakan Manhattan Güney Bölgesi Savcılığında dosyaları tamamlanmış durumda olan vergi kaçakçılığı ve vergiyle ilgili belgelerdi. Sahtekarlık konularında hazırlıklar olduğu ve bu konularda davaların her an açılabileceği bilgisi de alındı. Amerika'daki siyasi geleneğe göre yeni başkanlar eski başkanları hakkında açılabilecek davalardan ulusal güvenlik açısından korumak için aflar getirebiliyorlardı. Bunun en çarpıcı örneği Watergate skandalında görevinden alınan Nixon'a onun yerine gelen Gerald Ford tarafından getirilen aftı. Biden daha önce bu konu açıldığında yakınındaki kadrolara kendisinin Trump'a mahkeme yolu açıldığında bunun önünde durmayacağını söylemişti. Olaylar sonrasında ise Biden'ın bu kararının kesinleştiği yakın çevresinden gelen bilgiler arasında. Trump görevden el çektirilecek mi? Washington'da son yaşanılan olaylardan sonra müesses nizamın cumhuriyetçi ve demokrat partili insanların neler yapabileceğini konuşmak için bir araya gelmeye başladıkları görülüyor. Başkan yardımcısı Mike Pence ile senato cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell'ın bile Trump'ı savunmaktan vazgeçmeleri üzerine Trump'ın yaptıklarına onay vermeyen cumhuriyetçi parti içindeki devlet insanlarını da rahatladığı ve demokrat parti içindeki insanlarla bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması için Trump'a ne ceza kesilebileceği konusunu açıkça konuşmaya başladıkları da söyleniyor. İsmi açıkça verilmeyen Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen 4 isminin Trump'ın 20 Ocak'tan önce görevden alınması opsiyonunu dahi tartışmaya açık oldukları mesajını ilgili çevrelere ilettikleri ortaya çıktı. Bu bağlamda anayasanın 25. maddesi işletilerek Trump'ın görevden el çektirilmesi olasılığının da Washington'da tartışılmaya başlandığı anlaşıldı. Kabinede görevli 14 bakanlıktaki gizli bilgilere erişme yetkisi olan üst düzey yöneticileri kendi aralarında toplantılar yapmaya ve başkanı görevden alma konusunu konuşmaya başladılar. Trump'ı görevden alma opsiyonu işletildiğinde ülkede gerginliğin daha da artacağını söyleyenlerin itirazı kabul edilmeyip, bu yöne gidilirse sürecin nasıl işletileceği de belirlenmeye başlandı. Kabinede görevli 14 bakanın çoğunluğu 25. maddenin işletilmesinden yana imza verirlerse ve bunu başkan yardımcısı Pence de imzalarsa, bunun kongreye gönderilmesinin Trump'ın görevden alınmasına yeteceği ve Pence'in 20 Ocağı kadar görevi yürütebileceği görüşünün hakim olduğu gelen bilgiler arasında. Biden ne diyecek? Bu görevden alma meselesi dediğim gibi daha çok üst düzey bakanlık görevlilerinin kendi aralarında konuşuluyor. Biden yönetiminin bu konudaki tavrının ne olacağı henüz net değil. Biden'ın 20 Ocağı kadar sabredilmesi ve Trump'ın görevi normal yoldan terk etmesi yolunda görüş bildirmesi durumunda bu 25. madde yoluyla görevden alma yoluna gidilmeyeceği ve 20 Ocağı kadar temkinli bir bekleme içine girileceği söyleniyor. O tarihe kadar ne olursa olsun kesin olan şu, başkanlıktan ayrıldıktan sonra Trump'ı hiç rahat bir hayat beklemeyeceği anlaşılıyor, hatta ona hapis yolunun açılması bile büyük ihtimal. Amerikan devleti bir daha son olaylar gibi bir gelişme olmaması için ibret verici bir tedbir almaya kararlı gibi ama bunun toplumdaki marjinal gruplarda yaratacağı tepki de düşündürüyor Washington'daki insanları. Serdar Turgut, Habertürk